Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi Başkanlığı tarafından alınan yeni bir kararla toplu taşıma ücretine zam yapıldı. Tam bilet ücreti 10 liradan 13,5 liraya, öğrenci 6 liradan 7,5 liraya, aktarma 4 liradan 5,5 liraya, normal bilet ise 15 liradan 20 liraya yükseldi. Kahramanmaraşlı vatandaşlara toplu taşımaya yapılan zammı sorduk. Yani kısıtlamaya gidelim derken iyice saçmalamaya başladılar. Zaten insanların imkanı olsa toplu taşımada ne işi var? Taksiye biner, araca biner gider yani. Bence saçma. Ya ne yapıyor şimdi? Bunların da hakkı kızım. Bunlar bedavadan taşıyamaz ki yani. Vergi veriyor, akaryakıt pahalı, lastik pahalı. Yani bu baştakilerin yanı mazot ucuzlatsa bunlar da ucuza taşır. Her şey elektrik, su, doğalgaz, mazot bunlara zam geldi miydi bizim enflasyona düşmesi diye bir şey yoktur. Neye zam gelmez yani? Bunlar olduktan sonra her şeye zam gelir kızım. Bugün bir başka fiyat, yarın bir başka fiyat. Diğer bildiğim büyük şehirlere kıyasla, Kahramanmaraş'ta bir büyük şehir olduğu için konuşuyorum. Ulaşımımız ucuzdu fakat şuna göre ucuzdu. Diğer büyük şehirlere kıyasla. Yoksa vatandaşın cebindeki miktara bakarsak neyin ne kadar ucuz olduğunu tartışmak birazcık zor. Fakat özellikle de deprem bölgesinde olduğumuz için de böyle bir şeyin yapılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Çünkü zaten birçok sorunla, birçok özellikle psikolojik açıdan zorluklarla karşı karşıya insanımız. Onun için daha anlayışlı olmasını belediye tarafından beklerdim. Çünkü genel olarak tek yaptığımız şey, tabii ki belediyeyi eleştirmek ne kadar bana düşer bilmiyorum ama kaldırımlarımızı yıkıp yeniden yenilemek. Yapılacak bir sürü değişecek bir sürü işlemimiz varken ki Kahramanmaraş, babam sayesinde 46 şehir gezdim. Kendisi sağ olsun gezdirmeyi ve kültür edinmeyi sevdiren bir insan. Bu kadar büyük bir nüfusa sahip olup yani 1 milyon üzerinde olup da bu kadar içe kapalı, kendini geliştirmeye yoksun bir şehir daha maalesef ki görmedim. Bir Maraşlı olarak bunu söylemekten de üzüntü duyuyorum. Umarım gelecek günler bizim için daha iyi olur. Sadece bunu dilerdim. Fakat zammı pek doğru bulmuyorum. Çünkü dediğim gibi insanın zaten yüzleşecek hem maddi hem manevi bir sürü sorunu varken şu anda en azından bu dönemde yapılmasının gerekli olduğunu düşünmüyorum yani.